İyi akşamlar 96 futbol izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle beraberiz. 2 hafta aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olmak çok güzel. Bu akşamki konuğumuz Ünye Gençler Birliği Spor Kulübü Başkanı Abdullah Bey. Ve Halil Hocam da bizlere yorumlarıyla katkıda bulunacak. Abdullah Bey, sizi bir tanıyalım önce. Evet, Abdullah Bulat, Ünye'de esnaflık yapıyorum. Ünye Gençler Birliği Futbol Kulübü Başkanı. Ayrıyeten Ünye'de market işletmesi yapıyoruz. Bu kadar yani, kısaca geçelim. Yani Gençler Birliği Spor Kulübü'ne de çok emek veriyorsunuz. Görüyoruz sizleri. Maşallah emeğiniz bayağı var. Gençler Birliği, Ünye Gençler Birliği Spor Kulübü'nde. Evet. Nasıl gidiyor? Nasıl durumunuz? Şu anda zaten playoff'tasınız. Evet. Ünye Gençler Birliği olarak sezona iyi başladık. 11'de 11 yaptık. Son maçımızda da aslında hedefimiz 12'de 12 idi ama son maçımızda biraz daha rotasyona gidip hocamız işte gençlere şans verdi. Tabii ki gençlere şans vererek kaybetmek istemedik ama sonuçta burada kaybedelim, ileride kaybetmeyelim dedik. Çok şükür grupları lider olarak tamamladık. Playoff'ların ilk ayağında rakibimiz Ordu takımı Saraycık Belediyespor'du. İlk maçta 1-0 yendik. İkinci maç tekrar o hafta Cuma günü oynayacaktık ama kar nedeniyle, hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Evet. Yaklaşık 10 günden beri ertelemeler devam ediyor. İnşallah havalar açarsa bu hafta Cuma günü inşallah saat 2'de Ordu Karşıyaka'da oynayacağız. Şöyle yapalım başkanım. Murat abi yine yayın akışını atladı. Ünye 1957 sporla başlayalım. Evet. Daha sonra uzun uzun zaten Ünye Gençler Birliği'ni konuşacağız. Ben sizin ağzınızdan şunu dinlemek istiyorum. Bu sene çoğu Ünye 1957 spor maçlarında sizi gördüm başkanım orada. Evet. Zaten Ünye Gençler Birliği Spor'la beraber başlamıştık. Siz 2016'da sanırım 6 sene 2016. oldu. 6 senedir kulüp başarılı bir şekilde A takımla başladı, şampiyonluk yaşadı. Şu an hem A takım hem altyapı faaliyetlerini güzel bir şekilde sürdürüyor. Ben sizin ağzınızdan bir Ünye 1957 Spor'u bir değerlendirmenizi isteyebilir miyim? Öncelikle Ünye 1957 Spor bizim şehrimizin takımı. Biz Ünye Gençler Birliği olarak Ünye Spor'un her daim yanında olduk. 2014'ten beri 6-7 yıldır, 8 yıldır Ünye Spor'un yanındayız. Ben Evet. Ünye 1957 demeyeceğim, Ünye Spor diyeceğim. Evet. Ünye Spor'un yanındayız. Her zaman destekçisiyiz. Yöneticilik yaptınız orada. Ünye Spor'da yöneticilik de yaptım. Şu anda buradan Mehmet Ali Başkan'a da saygılar gönderiyorum. Her daim yanındayım. Ünye Gençler Birliği olarak yanındayız. Bütün daha önce antrenmanlarına da çift kalelerine de gidiyordum. Fırsat buldukça maçlara da gidiyoruz. Ama sıkıntımız pazar günleri maçlar olduğunda çakışıyor saatleri. Mecburen takımla beraber olmak zorunda kalıyoruz. Ama Ünye Spor'a %100 destek olmak lazım. Bütün hani sadece Ünye Gençler Birliği olarak değil, Ünye'deki bütün amatör kulüplerin Ünye Spor'a destek olması lazım. Tribünde yerini alması lazım. Aynı şekilde de yani buradan küçük bir mesaj olacak ama Mehmet Ali Başkan'ı da yanımızda amatör takımların yanında görmek istiyoruz. Tabii ki iş yoğunluğu var, faaliyetleri çok. Zaman bulamıyor belki ama yine de yani bir playoff maçında Mehmet Ali Başkan'ımızı da yanımızda görmek isteriz. İnşallah her daim Ünye Spor'un yanındayız. Şöyle yapalım. Mehmet Ali Başkan'ı biz birazdan görüntülü bir şekilde zaten programa Davet edeceğiz. bağlayacağız. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Ünye 1957 Spor Görele Spor'la bir maçı vardı. Maç bir ertelendi. Tüm bal ligi maçları ertelendi. Normalde Evet. bu hafta sonu olması gerekiyordu. Evet. Bu hafta sonu da tüm maçlar ertelendi. Ben vallahi yanlış biliyordum. Az önce siz aydınlattınız beni. Ben çarşamba gün Görele ile maç var sanıyordum. Haftaya çarşamba. Aynen, hafta sonu Eynesil'de Evet. sanıyordum. Şimdi final gibi bir maç var Eynesil'de. Evet. Eynesil'de aynen. Pazar gün. Çok önemli bir maç. Biz bir puan durumunu ekrana getirelim, bir Aynen. hatırlayalım çünkü iki Evet. haftadır maç yok. İşte bence sezonun en önemli maçı. Evet, en ciddi maçı olacak bu. Eynesil Belediyespor 33 puanda, Ünye 1957 Spor 32 puanda, Sebat Gençlik 31 puanda. Çok üçlü Çok kritik. birbirine çok yakın. Yani bu haftaki maç Ünye 1957 Spor'un
kırılma maçı diyebiliriz buna. Diyebiliriz. Yani, yani bu maçı aldığımız zaman işimiz de biraz rahat olacak gibi geliyor. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Eynesil ve Ünye 1957 Spor. Eynesil kazanırsa bence artık veya Ünye 1957 Spor kazanırsa bu ligin şampiyonu olur. Hangi takım kazanırsa. Biri kazanırsa. Evet, hangisi kazanırsa. Eynesil de kazansa, Ünye de kazansa. Evet. Yani ama şöyle de bir şey var. Mesela dakika 89 maç 1-1 diyelim. 2-2, 0-0 diyelim. İki takım da bunu kabul etmeyecek. Çünkü Sebat kazanırsa bu sefer. Aynen. Sebat büyük bir avantaj sağlıyor. Yani beraberlik iki takıma da yaramıyor. Eynesil maçında burada mıydın başkanım ilk maç? Eynesil'in maçında buradaydım, evet. Eynesil'i nasıl buldun? Gerçi farklı şu anki takımları. Tabii biraz Eynesil'in neler yaptı diye biliyorum. Daha iyi bir takım. Daha organize bir takım olmuş. Çünkü aldığı skorlardan ve yaptığı maçlardan da zaten bu belli oluyor. Eynesil'in takımı burada biz yine iyiydik ama bir türlü kazanmak için bazı şeyleri yapamadık. Kıramadık. Golü atamadık. Golü atamadık. Olmadı yani, bir türlü top bizi o maçta sevmedi. Ama İnşallah bu maçı sever. Ben Ünyespor'un Eynesil'i yeneceğine %100 inanıyorum. Eğer zamanı uydurabilirsem ben de Eynesil'de maçında tribünde olmak istiyorum yani. İnşallah buradan. Deplasmanda olacağız. Evet, inşallah. Hep beraber. Ben mutlaka Eynesil maçına gideceğim. Hatta evet. Üçümüz beraber de evet. Gidebiliriz. Evet. Evet. İnşallah zamanı uydurabilirsek. İnşallah uyduracağız. Yani sonuçta bu bizim bu sezon en ciddi ve en önemli maçımız olacak. Sen Eynesil'i izlemiş miydin ilk maç? İlk, yani Eynesil'i çok izledim, maçı izledim. Ama bizim çok üstün oynadık. Yani tabii sadece bizde o maç gerçekten biz çok skor, üstün oynadık. Skor elde edemedik. Yani skor elde etmiş olsak zaten Ünyespor bu duruma belki bu maçta olmayacaktı. Şu anda 10-15 puan. Tabii şimdi çok farklı önde olacaktı. Çok zor bir maç olacak yani dediğim gibi, ama bizim şöyle bir avantajımız var. Hani Eynesil işte bizden bir puan önde. Eynesil şöyle oynayamayacak maçta. İşte ben bir puan öndeyim, berabere kalırsam Ünye yine benim arkamda diye düşünemeyecek. Çünkü biz de berabere kalsa bile bu kez Sebat Gençlik Spor kazandığı zaman Sebat Gençlik Spor büyük bir avantaj elde ediyor. O yüzden ben bizim sabırlı bir oyunla galip yani, gelmemiz gerektiğini düşünüyorum Eynesil maçında. Zaten biz onların daha kaliteli bir takımız. Hem bütçe olarak, hem camia olarak, hem yönetim olarak, hem olarak, stat olarak, tesis olarak, taraftar olarak her anlamda ciddiyiz. Sanırım 3 otobüse taraftar gidecek diye biliyorum. Orayla bir yazışmalar vardı. Ama yani ne olursa olsun Eynesil şehrinin de oraya müthiş bir kalabalıkla yani tam dolduracağını düşünüyorum maçta. Zor, çok zor bir maç olacak. Onlar için de final bir maç yani. Tabii. Aynen. Bir Ünye 1957 Spor'un kalan 4 tane maçını da ekrana getirelim. Onları da bir Eynesil Belediye Ünye Spor. Ünye Görele. Ünye Görele, Bulancak Ünye, Ünye Erdoğdu. Yani burada bizim bu hafta sonu mutlak 3 puanı almamız lazım. Evet, ekrandan alabiliriz. Gözüken o. Evet. Değil mi Abdullah Başkan? Yani final maçı. Şu anda oynayacağımız, oynadığımız da sayarsak oynayacağımız en büyük final maçımız. Eynesil'i orada yenmemiz lazım. Yenemediğimiz takdirde işler çok zora gidiyor. Evet. Evet. Aynen, çok zor. Bu sefer Sebat da bizi geçmiş oluyor, evet, kazanırsa. Evet. Ama üçüncü bir takımı da sokmuş oluyor oraya. Aynen. Ama biz Eynesil engelini aşarsak ben burada Görele ve Erdoğdu maçlarının rahat geçeceğini düşünüyorum. Tabii ki hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz, tamamdır, ama ben bir şekilde yani Görele ve Erdoğdu maçlarını geçeceğimizi düşünüyorum. Bizim oradaki Bulancak maçı da biraz sıkıntılı bir maç olacak. Evet. İster istemez. Giresun takımı olduğu tabii ki haliyle. Aynen. Görele de aynı şekilde. Bizim şansımızda da Bulancak da aynı şekilde. Aynen. Ama ben yani Ünyespor'un kadro olarak, yönetim olarak, taraftar olarak da Eynesil'de Görele'yi de yeneceğine inanıyorum. Yani çünkü o kapasitemiz var bizim. Yeneceğini düşünüyorum. Ya biz zaten mesela karşılaşmış olduğumuz takımların içinde bence mesela şehir şey olarak dedik, Sebat'ı ben görüyordum ama yani Eynesil'de bir puanı yani bir gol ata yani, bir sürü puan topladı yani adam. Yani fazla bir üstün çok futbol oynamadı. Mesela defansları çok sağlam. Şöyle söyleyeyim. Böyle bir mi? Kere tebrik etmek lazım. Bir takım eğer bu kadar iyi savunma yapıyorsa, bir şekilde maçı kazanıyorsa tebrik bir etmek lazım. Bir gol atıyor, bitiriyor adam işi. Bu bütçelerle ne olursa olsun. Ben de burada sezon başından beri şunu söylüyordum. Bizim tek rakibimiz Sebat diyordum. Eynesil'in bize rakip olacağını düşünmüyordum ama
yani adamlar kazandıysa helal olsun. Bize yine bizim bu maçta da bence ilk şeyleri, ilk planları gol yemeden savunma yapmak olacak maç içinde. Atabilirsek. Ya sabırlı oynayacaklar. Ben de. Hani bizim takımın da bizim takımın da biraz sabırla oynayacağını düşünüyorum. Zaten bizim hocamız risk almıyor hiçbir şekilde. Yani risk alacağı zaman da risk almıyor. Zaten geçen hafta çok eleştirdik hocayı burada. Ama şu an önemli bir maçımız var. Bu hafta çok bir şey söylemek istemiyorum. Evet. Ben şurada bir yorumları okuyayım. Daha sonra bir Oktay taze transferi vardı. Transferin son 3 günü. Evet. Muhtemelen sen de biliyorsun. Bir onu hakkında bir şey söylemek istiyorum. Zekai Şentepe, iyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar olsun. İstanbul'dan sevgiler olsun demiş. Ali Osman Osma, iyi yayınlar diliyorum. Her zaman amatörün sesi oluyorsunuz. Teşekkürler. Rica ederiz. Önder Tamtürk, iyi yayınlar diliyorum. Murat Ülgen, hayırlı yayınlar diliyorum arkadaşlar. Erdal Şentepe, iyi yayınlar dilerim. Ünye Gençler Birliği'ne playoff maçında başarılar. Oktay Taze transferi. Oktay Taze'nin futbolculuğuna, kariyerine, geçmişine benim hiçbir şey söylemem olmaz. Senelerdir bu ligde top koşturuyor. Ama ben Ünyespor'un teknik heyetinde olsam, bir transfer istesem, bakın tekrar diyorum, kişiliğine, futbolculuğuna hiçbir şey diyemem. Kalitesine. Ama Ünyespor'un öncelikli bence ihtiyacı çok iyi bir 10 numara veya bundan sonraki maçlarda biraz daha risk alınacak bir tane kaliteli bir santrafor daha Orçun'un yanına. Evet. Biraz da çabuk playoff maçları savunma için arkasının deplası olabilecek bir santrafor. Ama şunu da diyebilir tabii yönetim de, hoca da şunu da diyebilir. Ya transferin son 3 günü kalmış. Hangi takım iyi bir santraforunu veya iyi bir 10 numarasını bırakabilir de diyebilirler. Ama ben şunu isterim yani. Zaten o bölgede Eşref Ersin, Hakan Çorlak, Mustafa Kemal var. Bir de benim çok beğendiğim bir Bediran Kurt varken Oktay Taze alınmalı mıydı? Soru işareti yani bende. Tabii ki başkasının farklı düşüncesi olabilir. Tabii ki yani orada yönetimin de hani bu transferi yaparken ne düşündüğü, tabii, neye hesap ettiği önemli. Onun içeriğini şu anda bilmiyoruz ama yani onu da bilmek lazım. Tabii. Evet. Yani onu diyorum. Mutlaka herkesin kendine göre bir doğrusu vardır. Hoca istemiş olabilir mi Ali Hocam? Olabilir tabii ki. Zaten hoca istemese yönetim transfer yapmaz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Mehmet Ali Başkan'ı bağlayalım mı? Bağlayalım mı acaba? Eve gitti mi? Müsaitse bağlayalım Mehmet Ali Başkan'ı. Başkanı bir alalım. Başkanla canlı bir görüşme yapalım. İnşallah başarırız canlı görüşmeyi. Evet, şimdi bağlayacağız sanırım. Sevgili izleyicilerimiz, Ünye 1957 Spor Kulüp Başkanı Mehmet Ali Bey'i bağlayacağız şu anda. Bizlerle olacak. Görüntülü görüşeceğiz kendisiyle. Takım hakkında son bilgileri alacağız ondan. Takımın içindeki havayı. Evet. Nasıl hazırlanıyorlar? Bir hafta maç yapmadılar çünkü. Kesinlikle. Evet. Evet, şu an Mehmet Ali Bey'i bağlayacağız yayınımıza. Evet, Abdullah Başkan. Siz de bayağı amatörde zorluklar çekiyorsunuz. Halil Hocam da amatörün zamanında kesinlikle çok beraber oldunuz. Kader paylaştınız. Evet, Halil Hocam'la. İyisiyle, kötüsüyle. Yok, kötü bir şey olmadı Allah'a şükürler olsun. Ya futbol da öyle değil mi? Ya iyisiyle, kötüsüyle. Yani güzel bir kader paylaştınız yani. Çok iyi bir iki sezon geçirdik ve %99 başarılı bir sezon geçirdik biz. Yani o istatistiklere baktığımız zaman o imkansızlıklarla, yani bir hocanın takımı alıp hem yönetici hem başkan hem hoca hem o çocuklara arkadaş olup ben çoğu kez şahit oldum bu konuya. Yani idmana götürüp maça götürdüğünü, tek başına arabayı ayarlayıp yemeğini ayarlayıp, bunların ben hepsine şahit oldum. Biz kendimiz de çoğu zaman bu şekilde gittik. Ama çok iyi iki sezon geçirdik yani o zaman da. Ya o sene mesela şampiyon olduğumuz sene Abdullah Başkan'ın da lisansı çıkmıştı. Evet. Abdullah Başkan da forma şansı bulmuştu. Evet. O güzel anılardı yani benim için. Mesela o final maçı vardı. Ordu 19 Eylül'deydi final maçı. O gün herkesle, yani başkanımız da dahil, herkeste bir
stres var. Bende inanılmaz bir stres vardı ya. Çocuklar zaten gençti o zaman. Hepsi yaşı 17. Takımda bir tane büyük Sezer abi vardı. Kaleci. Yedek kaleciydi. Bir de Nuri yani düşün. O takımın en büyüğü Nuri'ydi. Evet. 15, 16, 17 yaş grubuyla. Ben inanılmaz. Ben devre arası elimin titrediğini biliyorum ya. Heyecanlar işte. Aynen. Başarmanın çok güzel heyecanı. Günlerdi ama. Başarmanın şey, heyecanı. Ben yorumları okuyayım Mehmet Ali Başkan bağlanırken. Evet. Önder Tamtürk, Abdullah Başkan'a bir sorum olacak. Playoff ilk maçında takımı nasıl buldu? Takım kadrosuna baktığımız zaman rakip Saraycık Spor'un çok üstüne olmasına rağmen ne eksik vardı? Çok zor bir maç oldu. Diğer maçlar için düşüncesi nedir? Playoff'ta Ünye Gençler Birliği Spor Kulübü'ne gönülden başarılar dilerim. Başkanım zaten yayın sonuna kadar Önder abi mutlaka izler. Bizim programımızı izliyor. Evet. Onu hani yeri gelecek zaten o maçla ilgili. Orada evet. Zaten cevap zaten, veririz. Önder Tamtürk'le ile alakalı bir iki anını mı anlatacaksın? Cümlem olacak. Ondan sonra da bunları inşallah Ahmet Yıldıran yine de o da cefasını çekenlerden. Hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese selam. Hani denir ya her işte bir hayır vardır. Görele maçının ertelenmesine bize hayır getirir inşallah. Görele maçından sonra oynanacak E-Nesil maçı sıkıntılı olabilirdi. Böylesi daha iyi oldu diye düşünüyorum. Hüseyin Şengör de iyi yayınlar demiş. Şöyle yapalım o zaman. Murat Ülger'in de yorumu. Çok şey. Okudum onu. Yusuf evet. Taptürk. Yusuf Bey yorumu yok ben okuyamadım. Ben de çıkmamış. Yusuf Tamtürk bizimkiler penaltı da atamıyorlar demiş. Şöyle yapabilir miyiz o zaman? Biz Mehmet Ali Başkan'ı bağlayana kadar Ordu 1. Amatör'de lig maçı sonuçlarını bir ekrana alabilir miyiz? Korgan 0, Gölköy 1, Kotyora 3, Ünye Futbol Kulübü 1, Fassa Yaşam 3, Mesudiye 1, Perşembe 1, Aybastı 1, Turnasuyu 3, Çamaş 1, Ünye Gençler Birliği 1, Saraycık Belediye 0. Belediye mi? Saraycık Belediye mi orası? Saraycık Belediye. Yani ismi belediye değil orası şu an. Ama ismi mi öyle? Evet. Kumru 2, Demir 1, Kabadüz 6, Fassa Dumlu Pınar 0. Burada yani Kabadüz herhalde bayağı bir gol atmış. Atmış da öyle Fassa Dumlu Pınar'da ikinci maçı çıkmıyor. Şimdi bu maçların rövanşı var. Bilmeyenleri evet. Bilgilendirelim. Bu maçların hepsi rövanşı oynanacak. Ne zaman başkanım? Kabadüz Fassa Dumlu Pınar maçı sonuçlandı. Evet. O ertelenmedi. Kabadüz Fassa Dumlu maçı Fassa Dumlu ekrandan alalım. Çıkmadığı için hükmen 3-0 Kabadüz yenmiş oldu. Öyle mi? Kabadüz evet. Bir üst tura geçmiş. Bir üst tura geçti. Şimdi evet. Başkanım rövanş maçları ne zaman? Rövanş maçları şu anda çarşamba, perşembe, cuma günü oynanacak. Net. Sizin takımın maçı ne zaman? Bizim maçımız cuma günü saat 2'de. Cuma günü saat 14'te. Evet, Karşıyaka'da sanırım. Karşıyaka Binoğlu sahada. İnşallah o maçı da izlemeyi inşallah. Düşünüyoruz. Evet. Allah'tan şöyle başlayalım. Olmazsa. Şimdi başkanım Saraycık'ta bir maç oynadınız. Mehmet Ali Başkan hazırmış herhalde. Hazır mı? Uyarı tamam. Geldi. Evet. Alo. Alo. Geliyor mu Mehmet Ali Başkan? Buradan ses yok. Oradan alalım. Buradan alamayız. Buradan olmaz. Alo başkanım. Buradan ses gelmiyor. Alo. Hayırlı akşamlar. Sesim geliyor mu başkanım? Ses gelmiyor. Sesi ayarlayamadık. Tamam, normal görüntüsüz arayalım mı? Görüntüsüz arayalım başkanım sizi. Normal telefondan arayalım. Başaramadık. Alo başkanım. Alo. Görüntülü başaramadık. Daha Ünye'de o derece gelişmedi sanırım. Tam sıkıntı yaşıyoruz. Ben de 1990'a döndüm. Sağ olun olsun. Sıkıntı yok. Ya geliyordu aslında sizin sesiniz ama benim size geldim. Sizin sesiniz gelmiyordu. Başkanım sizin sesinizi alamadık. Biz o yüzden aradık. Olsun hocam.
da size de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür i̇yi ederiz. İyi akşamlar, teşekkür ederiz başkanım. Başkanım az önce bakkaldaydın, eve açan ne zaman geçti? Ya evin yanındaki marketlerden alışveriş yap, bakkallardan alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Mahallemize halk bakkalı. Şey yapalım diye mahalle bakkallarımızdan. Anladım başkanım. Başkanım şimdi ben vallahi maçı çarşamba, bu çarşamba günü sanıyordum Görele maçını. Beni Abdullah başkanım uyardı. Direkt Enes'inle oynayacağız pazar gün. Görele maçı bir daha hafta içi olacak diye söyledi bana. Evet. Belki de Ahmet Yıldırım başkanımız da yazmış az önce. Belki de böylesi daha hayırlı oldu bizim için diye. Direkt Enes ile final gibi bir karşılaşmaya çıkacağız. Hava da kötüydü zaten. Cevizdere'de de sürekli kar vardı yaklaşık 10 gündür. Belki de hala karla kaplı değil mi Cevizdere? Yok şu anda karla kaplı değil. Bugün idman yapabildi iyi bir şekilde takım. Bu zaten ertelenince izni erkene almıştık biz de. Evet. Normalde pazartesi de izin yapıyoruz. Bugün idman yapabildi takım. Peki kaç gün izni vardı bu? Yoksa halı sahada falan idman yapıldı mı? Yok 2 gün izin yapmıştık. Programımızı pazartesi olan iznimizi cumartesi yaptık. Dünden itibaren de buradayız. Son durum nedir başkanım? Takımın havası nasıl? Çok önemli bir karşılaşma bence. Sezonun en önemli maçı bu hafta. Ya tabii ki puan durumuna da baktığımız zaman sezonun önemli maçlarından bir tanesi. Hani sezon başında bunu bu şekilde düşünecek olmasan da şu anda görüntüde böyle. Ancak biz hiçbir maçın önemi bizim için fark etmiyor. Bizim 4 tane final maçımız var. 4 tane final maçımızı kazanıp her maça aynı ciddiyetle hazırlanıp sonucunda playoff'a gitmek istiyoruz. Oradan da aynı şekilde sonuçta dönüp şampiyon olmak istiyoruz. Onun için bizim maçlarımızın hepsi önemli. İnşallah bu zihniyette de bütün maçlarımızı hazırlanıyoruz. Peki başkanım, bizim taraftarla alakalı oraya bir seyirci gidecek mi toplu olarak, yoksa yasak var hala? Alt ligde de yasak geçerli mi? Bir bilginiz var mı o konuda? Ya yasak devam ediyor. Bu konuda bizim kulüp olarak bir organizasyonumuz yok. Ancak bütün takım taraftarları geliyor gidiyor bir şekilde, siz de biliyorsunuz. Evet, evet. Hani dostluk içerisinde gidilip izlenebilir. Herkesi bundan sonraki bütün maçlarımıza takım yanında olmaya davet ediyoruz. Tabii ki ama her tane bu bir kulüp etkinliği olarak yapabileceğimiz bir şey değil tabii ki, biliyorsun hocam. Evet. Başkanım, benim bildiğim kadarıyla bir cezalı futbolcu yoktu Enes'il karşılaşması öncesi. Yok, takımımızda cezalı veya sakat oyuncu yok. Sakat futbolcu da yok. Murat abinin, Abdullah Başkan'ın sorusu varsa. Başkanım inşallah Enes'ili yenip geleceğiz. Deplasmana da inşallah beraber olacağız. İnşallah Murat abi. Beraber gitmeyi düşünüyorum. İnşallah bu maçı alıp Ümye'ye bir bahar havası getireceğiz diyorum. Nasıl? Doğru mu düşüncem? Abi, bütün bizim de isteğimiz bu. Takımın da tamamen isteği bu. Çocuklar Ümye'ye orada kotarıp gelmek istiyorlar. Bugün yine tekrar tesisteydim. İdmandan sonra konuştuk, biraz şey yaptık. Herkes dört gözle artık maçın gelmesini ve o gün en iyi şekilde sahada dünyamızı temsil etmeye bekliyor çocuklarda. İnşallah biz de bu askerlerden, bu Leventlerden bu görevi bekliyoruz. Ünye'ye mutlu bir şekilde gelelim diyorum. Ve Abdullah Başkan'ın da sizle bir sorusu olacak galiba. Bilmiyorum, başkan yok. İstiyor seni. Başkanım hayırlı akşamlar. Başkanım hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Şükür olsun. Başkanım, İyi, çok şükür. Biz Ünye Gençler Birliği olarak, Ünye'li olarak, Ünye Sporlu olarak inşallah Eynesil'i de Görele'yi de yeneceğimizi düşünüyoruz. Ve Ünye Gençler Birliği olarak yanınızdayız. Büyük bir ihtimal ayarlayabilirsek biz de orada olmayı düşünüyoruz pazar çok günü. Çok teşekkür ederiz başkanım. İnşallah hep. Gönüllerimiz bir. Evet. Yani sizin desteğinizi zaten biliyorum. Çok sağ olun. Her zaman hissediyorum. Allah biz de olur. Her zaman sizin yanınızdayız. Bunu siz de biliyorsunuz. Beraber birlikte el ele yukarı çıkacağız evet. İnşallah. İnşallah biz Bal Ligi'ne, Ünye Spor'da 3. Lig'e çıkacağız. Profesyonel Lig'e inşallah. Evet. İnşallah. İnşallah. İnşallah başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Ben buradan ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Evet. Tabii başkanım. Şehirde şampiyonluğa giden bir takım var ve bunu herkesin hissetmesi lazım. Hatta birkaç tane takım var. Birkaç tanesini birden bütün şehrin artık hissetmesi gerektiğini istiyorum.
Yani Ünye Gençler Birliği'nin işte diğer süper amatörde oynayan takımlarımızın, Ünye takımlarının futbolda A takımlı olarak, Ünye Spor olarak oynanan bölgesel amatör ligde, öbür tarafta basketbol takımımız bölgesel amatör ligi girecek. Ya burada bu spor şehri olmayı bütün memleketin artık hissetmesini istiyoruz. Buraya gelindiği zaman insanların burada bir sporla alakalı işler yapılıyor, bunu görmesini istiyoruz. Ve bu en azından aktivitelerde bari orada bulunup takımlarımıza destek olursun istiyoruz. Lütfen bütün halkımızdan bu takımların son virajlarında yanlarında olmalarını istiyoruz. Başkanım çok güzel konuştunuz gerçekten. Sadece Ünye 1957 Spor değil, Ünye Gençler Birliği Spor, Ünye Gücü voleybol ve futbol takımlarımız, yani bayan futbol takımı var, bayan voleybol takımı var. Hepsinin yanında olmamız lazım şehir olarak. Ben çok teşekkür ederim başkanım. İnşallah bu hafta güzel bir 3 puanla oradan döneriz. Bir dahaki hafta programı beraber yaparız burada. İnşallah çok istiyorum. Ben de bir dahaki hafta inşallah orada yayında olacağız. Tamamdır başkanım. Çok teşekkür ederim tekrar. Tamam, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yani Mehmet Ali Başkan gerçekten Ünye için büyük bir şans. Büyük bir şans. Büyük bir şans. Ve zaten şu takımı bir üst lige attığı zaman Mehmet Ali Başkan'dan alt liglerdeki takımlara da hep izleyeceğini ben kefil olabilirim yani Halil Hocam. Sen... Ya, kesinlikle zaten biraz yük var yani başkanın üzerinde şu an. Nasıl bir yük var? Takım bir an önce 3. lige çıkarma yükü var. Evet, o şey var, azmi var. İnşallah bu onun güzel kalbi sayesinde bu takım 3. lige çıkacak. Ve buradan da inşallah sizleri de Abdullah Başkan Bal Ligi'nde i̇nşallah, göreceğiz. İnşallah. Evet. Yani evet. O zaman işte Bal Ligi'nde tam Ünye'nin gençleriyle. Evet. Oralara hep geleceğiz. Şimdi evet. Tek tek gidelim. Konu konu gidelim. Konuyu dağıtmayalım. Şimdi Ünye Gençler Birliği Spor, Saraycık Belediye Spor maçı. Artık belediye diyelim. Saraycık Spor diyelim. Evet. Önemli değil. Önder Tamtürk'ün sorusuyla başlayalım. Maçı takımı nasıl buldunuz? Takımda kaliteli futbolcular olmasına rağmen takımda bazı eksikler görmüş. Ben de gördüm. Ben de kendimle bir şeyler söyleyeceğim başkanım. Siz özellikle maçı nasıl gördünüz? Nasıl buldunuz? Şimdi biz aslında burada %100 bu işi bitirmek istedik. Ve bunun için takımı hazırladık. Bu şartlarda geldik. Soyunma odasında da arkadaşlar da maçın önemini bir hocamız olsun, Ersin hocamız olsun, Osman hocamız olsun arkadaşlara anlattı. Ama amatör takım olduğumuz için bazı şartları yerine getiremiyoruz. Yani bazı şartları derken imkanlarımız kısıtlı. İmkanlarımız kısıtlı olduğu için de her şeyi yapamıyoruz. Veya her şeyi takıma veremiyoruz. Bu yüzden de bir gün önce, iki gün önce yani çok iyi olan arkadaşlarımızı idmanda görüyoruz. Yani bir gün sonra ailesel veya işte işle alakalı problemlerini o günkü maça yansıtabiliyor. Tabii. Ve bunun da önüne geçemiyorsun maalesef. Tabii ki takımımızda çok kaliteli isimler var. Birinci amatöre göre çok iyi isimler var. Zaten maçlara da favori olarak çıktık. Maçın favorisi olarak çıktık ama hava şartları orada biraz da bizim kaliteli ayaklarımız olduğu için, teknik ayaklarımız olduğu için futbol oynamamıza müsaade etmedi. Ve rakip takım da aynı şekilde futbol oynamamıza müsaade etmedi. Yani ben 20-25 dakika belki anca oynamışızdır 90 dakikada bir futbol olarak. Diğerleri işte yatarak kalkarak maçı tamamladılar bir şekilde ama biz yine maçın sonunda da olsa 90. dakikasında da olsa 1-0 öne geçip maçı galip geldik. Ben ikinci maçta da tabii ki zor olacak. Çünkü playoff'a kalmış bir takım. Dördüncü de bitirse sonuçta playoff'a kalmış bir takım ve Saraycık takımı 3-4 tane kaliteli takviyeler yaparak geldi grup maçlarından sonra. 3-4 tane isim aldı. Öyle geldi ve bir kitle var arkasında. Saraycık olarak destekliyorlar. Maddi açıdan destekliyorlar. Yani biz soyunma odasında arkadaşlar bizim gözümüzün içine bakıyor. Yani işte başkan veya hoca prim açıklayabilecek mi diye. Evet. Ama biz onları çok zor şartlarda sahaya çıkartıyoruz. Onlar da onun bilincindelerdi zaten. Ama biz bunun ezikliğini de yaşıyoruz yani. Öyle maça çıktık. Ama ben ikinci maçta ben takımdaki arkadaşlara güveniyorum. Futbolculara güveniyorum. Çıkıp hatta maçın ilk yarısında bu maçı bitireceklerine inanıyorum yani. İnşallah. İnşallah. Şimdi başkanım bir takım 11'de 11 yaptıysa 12. maç zaten
rotasyon yaptı dediniz antrenörler. Evet. Bir takım 11'de 11 yaptıysa büyük bir saygıyı hak ediyor önce. Evet. Sonuçta lider bitirdi. Sonuçta takımın hepsi bence bir maddi beklenti, bir maddi bir şey kazanmıyorlar şu an bu takımda. Hiçbir şekilde. Bence ilk önce bir saygıyı hak ediyor. Bütün takım yönetiminden tutun antrenörlerine, futbolcularına kadar herkes saygıyı hak ediyor. Ve bana göre şu an Ünye'deki en yetenekli futbolcular bir arada. Bu takımda şu anda. Yani %90 diyebiliriz yani bir arada. O %5'i de şeydedir işte Bedirhan'la Muhammed Talha A takım düzeyinde oynayabilecek. Evet. Tabii Ünye Futbol Kulübü'nde de gençler var yani. Onlar da orada da var 3-4 tane yetenekli ki birleşmiş olsa daha iyi bir takım ortaya çıkar. İşte Terme'de birkaç tane Ünye'li kardeşimiz var. Ben amatör düzeyde diyorum. Ama şu an Ünye içinde bence en yani yapılabilecek en iyi takım yapıldı aslında burada. Evet tabii ki bu da bir şans aslında. Evet yani büyük böyle bir şans. Bu şekilde denk gelmesi de bir şans. Ama ben buradan yine arkadaşlara, futbolculara söylüyorum. Yani hepsiyle de samimi birebir görüşüyorum. Hepsiyle de arkadaşlığım, dostluğum var. Buradan çok teşekkür ediyorum. Hepsi sezon başından beri çok emek verdi. İşinden, sosyal hayatından ödün verip antrenmanlara katıldılar. Hiçbir beklentileri yok. Hiçbir maddi açıdan hiçbir şeyleri yok. O yüzden de hepsine buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ben onların finale kadar gideceğine %100 eminim yani arkadaşlarım. Zaten bir beklentisi olsa şey olur da yani beklentisi olmadığı için çocukların futbol oynama aşkı olduğu için bu başarı bence böyle gelmiş. Arkadaşlık, takımdaşlık olduğu için bu başarı oldu. Şimdi başkanım ben de maçla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Bir defa oranın şimdi Önder Tam Türk'ün de bir yazısı var, yorum var, onu da okuyacağım. Saha ebatı o Karşıyaka'ya göre bayağı küçük herhalde burası. Karşıyaka'ya göre küçük. Bayağı küçük. Ben Cevizdere'ye göre de küçük. Yani Cevizdere'ye göre de burası biraz küçük. Cevizdere'den Karşıyaka bir tık daha büyük. O mutlaka etkilemiştir ama siz ne olursa olsun ben Ünye Gençler işte diyorum ya burası büyük bir nüfus Ünye, büyük bir ilçe. Mesela il olması konuşuluyor. Sonuçta burada eğer en yetenekli gençler toplandıysa ben bu takımın daha iyi organizasyonla mesela daha iyi futbol oynayabileceğini düşünüyorum. İlk yarıda biz o gün maça gelmiştik bu program tam ekip olarak. Tolga abi, ben, Önder abi falan. İlk yarıda sanırım kaleci ya 3-4 tane out kullandı, degaj falan kullandı. Ben yani sanki bir tane pozisyonları vardı zaten maçta. Rakibin. Evet, biliyorum bir son bir şekilde vardı. Mesela takımın daha fazla sahiçi organizasyonla hani öne Adnan'ı, ön taraftaki arkadaşlar Adnan'ı, Ceyhun'u falan daha fazla kullanabileceğini düşünüyorum. Evet. Daha fazla verim alınabilir takım. Ya zaten Saraycık takımı Ünye'ye gelirken beraberlik veya işte bir farkla iki farkla yenilelim kurgusuyla gelmişler. Bunu da zaten maçta gösterdiler birçok pozisyonlarda. Şöyle söyleyeyim yani büyük sahanın tabii ki avantajları da var, dezavantajları da var. Ama bizim takımdaki arkadaşların teknik olarak kapasite olarak çok iyi oldukları için ve birçok arkadaşların 4-5 tane arkadaşımız zaten orada çok maçlar çıkardı. Oradaki takımlarda da oynadılar kendileri. O sahayı da çok iyi biliyorlar. Tabii ki bizim sıkıntımız şu. İdman yapamıyoruz. Hava şartları çok kötü. Takımı toplayıp o havayı yakalayamıyoruz ama bütün takımlar şu anda aynı şekilde. Kesinlikle. Yani orada da bir ben onların avantajı olacağını zannetmiyorum. Yok. Biz Karşıyaka sahası tabii ki büyük bir saha ama ben orada arkadaşların daha iyi futbol oynayacağını zannediyorum. Ben büyük sahada daha çok boş alan bulacaklar. Evet. Çünkü önde, bizim öyle çabuk oyuncular önde, var. Önde. Önde yani bizim ön dörtlüğümüz zaten futbolu takip edenler, Ünye'de futbolu amatörü takip edenler isimleri zaten biliyorlar. Öndeki dörtlü şu an hiçbir takımda yok yani. Bence de Trabzonspor'un yani, öndeki dörtlüsü var. Tabii maç eksikleri var. Arkadaşlar çalışıyorlar. İdmana çok fazla katılamıyorlar. Bireysel idman illaki yapıyorlar ama tabii takım olarak idmana çok fazla katılamadık desin. Bunun etkisi var ama final maçları, playoff maçları her zaman farklıdır. Evet. Orada çıkıp bir 90 dakika, net bir 90 dakika çıkaracaklardır yani. Evet. Ben ikinci maçın ben mesela daha rahat geçeceğini düşünüyorum. Ben mesela şu ilk maçın örneğin statta oynansaydı çok daha farklı bir skor alacağımızı düşünüyordum. Orası çok dar. Evet. Savunma yapan takımın da işine yarıyor. Evet. Ya statta biz aslında daha önceden de birkaç girişimlerimiz oldu. Statta çocuklara da motive olsun. İşte Ünye'li
çocuklar Ünye'nin stadında, şehir stadında aileleriyle birlikte izlesin, aileleri de maçı izlesinler diye birkaç talebimiz oldu ama işte statta çalışmalar vardı. Stat bakım çalışmaları vardı. Biraz daha Ünye Spor'un daha iyi bir zeminde oynaması için tabii ki biz de buradan yetkililere söylediğim zaman bize bunları söylediler. Biz de saygı duyduk. Tabii ki Ünye Spor'un başarısı bizim için çok önemli. Ama yani Ünye Gençler Birliği takımı da burada 5-6 senedir, 7 senedir bir emek var. Evet. Ve her zaman her sene bir tık daha üstüne koyup ilerleyen bir takım. Bunu da buradan yetkililere de sesleniyorum. Bunu da göz ardı etmemeleri lazım. Zaman zaman bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Yani ben çok fazla burada bunu dile getirmek de istemiyorum ama yani Ünye Gençler Birliği'nde artık oturmuş bir takım, Ünye'nin bir takımı artık daha öyle yani yarın bunlar kapatır, giderler kulübü diye kimse öyle bir şeye kapılmasın. Ünye Gençler Birliği artık Ünye'ye mal olmuş bir takımdır. Zaten Ünye Gençler Birliği ismi çok eski bir isim. Evet, eski. Yani ilk kurulan takım Ünye Gençler Birliği diye kurulmuş. Yorum bakayım. Önder Tamtürk, büyük sahada daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Gençler Birliği bu avantajı kullanacaktır. Açık alanda iş bitirecek isimler var. İnşallah ikinci baş daha rahat olur. Aynı az önce dediğimizi düşünmüş. Evet. Şimdi altyapı faaliyetleriyle ilgili bize bilgi verir misiniz? Altyapı faaliyetleriyle alakalı bu konuda çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum Ünye Gençler Birliği olarak. Çünkü Ünye'nin iki tane en iyi hocalarından birine sahibiz. Bugün buradan da selamlarımı hocalarıma iletiyorum. Orhan İhtiyaroğlu, Osman Çakın hocam. Altyapıda son 3 yıldır, 4 yıldır Orhan hocam da bu sene katıldı aramıza. Osman hocam daha çok daha önceden beri bu işi takip ediyor. Çok ciddi çalışmalar yaptılar. Şu anda 80-100 tane yakın altyapıda oyuncumuz var, lisanslı. Bunların hepsi. Evet maşallah. Bayağı da öyle. 3-4-5 kategoride liglere katılıyoruz. Bu sene pandemiden dolayı bir iki tane grubu katmadık. Biraz da maddi sıkıntılarımız var. Çok fazla destek göremediğimiz için. O yüzden de U16 devam ediyor şu anda. Bir altyapıda grubumuz devam ediyor. Maçları var. Pandemiden dolayı bayağı sıkıntılar yaşandı zaten. Ama hocaların bu işin üstesinden gelerek Ünye'deki 100 tane lisanslı oyuncuya şu anda eğitim veriyorlar. Şu an U16'ya girildi dediniz başkanım. Başka altyapı girilen yaş grubu? Başka altyapı şu anda yok. Zaten sezon başladığı zaman U11, U13, U14 liglerine de takımımız katılacaktır. Katılacak. Tabii ki. Biz bütün kategorilerde imkanımız el verdiği müddetçe bütün kategorilere takımımızı katacağız. Zaten bu sayıda da oyuncumuz var. Ya bu da zaten kulüp olarak bir geliri olmayınca arkadaşlar da bu gerçekten çok özverili çalışıyorlar. Helal olsun. Takdir etmek lazım yani. Tabii. Çok özgüvenle yani. Osman hocama, özellikle Osman Çakın hocama ve Ersin Gür hocama çok çok teşekkür ediyorum. İşin taşın altına elini değil bütün vücudunu koyuyorlar, sokuyorlar. Buradan hepsine de çok teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ederiz. Yine bir soru var. Takım daha fazla oyunu geriden başlatmalı. Önder Tamtürk, takım daha fazla oyunu geriden başlatmalı. Umut'un oynaması gerektiğini ikinci maçta orta sahada düşünüyor. Saraycık maçını geçtiler diye düşünüyorum. Rakip kim olur belli mi? Saraycık maçını eğer geçersek rakip Gölköy veya Korgan Belediyespor. Zaten Korgan Belediyespor da bizim grubumuzdan tanıdığımız bir takım. Yani ikisi de eşdeğer bir takım. Bizim için hiç fark etmez. Korgan'da, Gölköy'de aynı eşdeğer bir takım. Ama ben yani biz kulüp olarak finale kadar bizi çok zorlayacak bir takımın yani zorlayacak derken playoff maçları zaten zorlu geçiyor. Tabii her maç zor. Ama hani ya bu şu takımı da yenemeyiz biz. Çok zor bu maç dediğimiz bir takım şu anda görmüyoruz. Ama tabii ki 3-4 tane ciddi bir şekilde yatırım yapıp transfer yapıp Bal Ligi'ne çıkmak isteyen takımlar var merkezde. Tabii. Diyelim ki bu sezon Bal Ligi'ne yükseldiniz. Nasıl bir projeniz var?
Yani hedefleriniz aynı yönetim olarak mı veya şehirden yani, bazı insanları da katmak ister misiniz ekibinize? Şimdi biz daha önceden de şu an yönetimimizde zaten 20 tane yöneticimiz var. Ama aktif olarak bu işleri az çok arkadaşlar bilirler. Aktif olarak 3-4 kişi, 3-5 kişi genelde bu işin içinde olur. Biz her zaman herkes, her geleni dedi ki buyurun beraber yapalım. İçimizde bulunun. Yani illa maddi olarak belki bir şeyler katamayabilir. Manevi olarak destek olunur diye hep çağırdık. Yine bugün aynı şekilde söylüyorum. Yani biz bugün Bal Ligi'ne çıktığımız zaman da şunu söyleyeyim. Tabii ki biraz daha destek alabileceğimiz kişilere doğru yöneleceğiz. Ama aynı stratejide aynı Ünye'nin çocuklarıyla hiç şeyimizi değiştirmeden Ünye'li çocuklarla biz Bal Ligi'nde devam etmeyi düşünüyoruz. Tabii ki %60-%70 yani Ünye'nin çocuklarıyla aynı şekilde biz Bal Ligi'nde mücadele etmeyi düşünüyoruz. Ama tabii ki Bal Ligi'ndeki şartlar çok çok zor. Maddi açıdan gerçekten çok zor. Ünye Spor'da biz bunu 2014'te yaşadık arkadaşlarla beraber. Evet. Ama ben Ünye'nin nüfus olarak ve futbolcu olarak Ünye Gençler Birliği Bal Ligi'ne çıktığı zaman kaldıracağına inanıyorum. Ki Ünye Spor'da zaten 3. Lig'de şu anda düşünüyorum. İnşallah. Yani inşallah 3. Lig'e çıkacak Ünye Spor. Halil Hocam. İnşallah. Yani temennimiz o yönde. Evet. Bir amatör kulüp başkanı olarak mülki amirlerden istekleriniz, beklentileriniz oldu mu veya var mı? Ya, mülki amirlerden tabii ki desteklerimiz, destek istedik. Yani destek istedik derken buradan da hani açık bir şekilde söyleyeyim. Buradan Sayın Ünye Belediye Başkanımız Hüseyin Tavlı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Her yanına gittiğimizde sorunlarımızı dinledi. Bize destek olmaya çalıştı ve oldu. Çoğu konularda da oldu sağ olsun. İmkanlar çerçevesinde tabii ki şartlar zor şu anda. Evet. Ama belediyenin haricinde kulübe bir destek olmadı. Mülki kurum, resmi kurumlar olarak söylüyorum. Yani bundan daha önceki senelerde kaymakamlığımıza da gittik çok. Ziyaretlerde bulunduk ama hep yani bir faydası bir olmadı. Faydasını göremedik ama ben hep şunu beklerim. Yani belki kaymakamlığın çok büyük bütçeleri yoktur. Bu işlere harcayacak paraları yoktur ama yani takımın yanına da gidip de manevi olarak destek olabilir. Çocukların yanında bulunabilir. Bunların hepsi Ünye'li. Yani belediyeden bu ilgiyi çoğu zaman gördük. Sağ olsun Hüseyin Başkanım ne zaman olursa olsun bir şey olduğu zaman destek oluyor. Az veya çok. Buradan rakam konuşmaya gerek yok. Ama diğer kurumlardan böyle bir destek göremedik maalesef. Ve az önceki yani şehir stadında oynama talebimiz gibi yani hep bir tık zorluklarla zorluklarla karşılaştık hep. Aslında böyle olmaması lazım. Yani Ünye'nin çocukları çıkıp da yani senede bir maçta olsa orada oynaması lazım ama ya işte bize çalışmaları denk geldi. İşte bakımlar denk geldi vesaire. Ama takıma sahip çıkılması lazım. Ünye'de futboldan anlayan, futbolun içinde daha önceden aktif, şu anda belki pasif durumdadır. Ama bu takımlara sahip çıkılması lazım. Yani bir tane arkadaşımız da bir iş insanı olabilir veya normal çalışan da olabilir. Bu takımın senede 20-25 tane maçı var. Bir tane maçından sonra da ya ben gelin bu arkadaşlara bir yemek doğru yedirelim, bir köfte yedirelim diyebilir. Bu çok zor bir şey değil. Değil. Ama bu destekleri göremiyoruz yani. Maalesef göremiyoruz. Şehirden göremiyorsunuz. Tabii ki birkaç tane arkadaşlarımız hariç. Başkanım şeye sormak istiyorum ben. Şimdi Ünye 1957 Spor'un A takım kadrosunda bulunan fakat süre almayan futbolcular var. Evet. Bunların ben Ünye Gençler Birliği Spor şu an kadrosunda olmuş olsa ilk 11'i zorlayacak değil, ilk 11'de forma giyebileceklerini düşünüyorum. Evet. Bunlardan biri Bedirhan, biri Muhammed Talha Çat. Evet. Başka ismini unuttuğum varsa özür dilerim buradan, ismini unutmuşumdur. Gençlerin hepsini takip ediyorum zaten elim vardığınca. Bunlarla alakalı bir çalışmanız oldu mu? Çünkü bu çocuklar bu takımda oynamıyor. Yalandan yere bu çocukları da insanlara şirin görünmek için, taraftara şirin görünmek için takımın içinde tutmaya da gerek yok. Bunlar sizin takımınızda olsaydı daha fazla gelişimlerin daha fazla olacağını düşünüyordum. Bununla ilgili bir çalışmanız oldu mu? Görüşmeniz evet oldu mu? Ya bununla alakalı sezon başında Çağlar Hocam vardı. Çağlar Hocam'la da bir görüşmemiz oldu.
Biz bu taleplerimizi ilettik aslında. Yani düşünmediğiniz sen kadroda... Sen de benim gibi düşünüyor musun başkanım bu takım? Düşündüğüne %100 katılıyorum ve bununla alakalı bir girişimimiz oldu. Mehmet Ali Başkan'la da hatta ben bu konuyu bir iki sefer söyledim. İşte takımda düşünülmeyen oyuncular işte biz oynatalım. Hatta atıyorum ilk devre bitti, devre arasında transfer, ikinci transfer başlıyor. Öyle bir durumda tekrardan Ünyespor'a verebiliriz. Ünyespor'da devam edebilir diye ama bir türlü o şeylere aşamadık. Yani o konuları aşamadık. Belki de o an hocam Ünyespor'da o oyuncularımızı düşünüyordu. Oynatacaktı ama maalesef süre alamadılar. Bence bu sene bizde oynasalardı en az 10-15 maç çıksalardı Ünyespor'a daha da katkılı sağlarlardı. Oynarlardı, da süre alırlardı. Çünkü birinci amatörde de oynadığı zaman yani 50 tane idman yapsa bir tane resmi maçı çıksa bence daha iyi yani bir oyuncu açısından. Şimdi ama olmadı maalesef. Şunu söylemek istiyorum. Bir defa Mehmet Ali Başkan aslında sıcak bakıyordu ona. Biz evet, evet bakıyordu. Ama benim komiğime giden şu, 5 sene önce ben kulüpteyken aynı problemleri yaşıyorduk. Evet. Biz daha istiyorduk, oynatmadığınız futbolcular bizde oynasın diyorduk. Yani bizde U19'da rakip olmak için, sen de o zamanları biliyorsun. Evet. Bize U19'a karşı bizi oynatmak için vermiyorlardı. Sonuçta 10 senedir bir tane futbolcu çıkmıyor. Çıkmıyor. Ya o zamandaki arkadaşlar artık nasıl düşünüyorlardı? Rakip mi görüyorlardı? Veya işte farklı mı görüyorlardı bilmiyorum. Ama o zamanlarda mesela ben o zamanki belediye başkan yardımcısını da bir sezon başı yemeğine davet etmiştim. Yani orada da işte başkanım çocuklara bir iki söyle ki hani Ünyespor'da bu takımda Ünyespor'un Ünye Gençler Birliği de Ünyespor fark evet, etmiyor. Tabii ki. Sezon sonunda bu takıma kazandıracağız bu gençleri diye ama maalesef biz aslında birkaç kere bu şekilde davrandık ve çağırdık, davet ettik. Ama olmadı. Artık rakip mi görüyorlardı? Ben o, çok da buradan şey konuşmak istemiyorum ama. O zamanki spor ağır. O zamanki spor bakanı pardon belediye başkan yardımcısı Erhan Eren spor evet. bakanı dedim arka, evet. başkanı. Ben de çok görüşmüştüm. Biz farklı düşünüyorduk yani. O farklı düşünüyordu. Ben farklı düşünüyordum. Ama aradan 6 sene geçti. Ben futbolun içindeyim. Erhan Başkan şu an futbolun içinde mi? Evet. Göremiyorum. Seyrediyor. Ya, seyrediyor. Aynısı Halil Hocam şu anda şunu demek istiyorum. Yani Ünye'de atıyorum buraya yorum yazan arkadaşlarımız da var. Daha önceden belirli takımlarda oynamış. Ünye futboluna katkı sağlamış. Evet. Ama şu anda aktif olarak bu işi götüren arkadaşlarımıza veya bizlere destek olurlarsa tabii. Daha da bu iş daha da güzel olur. Bizim işimiz bir tık daha kolaylaşmış olur. Yani burada ben daha çok mesela Ünye Spor'u, Ünye Gençler Birliği'ni, işte Ünye Futbol Kulübü'nü eleştirmekten ziyade o hani arkadaşlarımız. Yani daha çok gidip kulüplerimize veya hocalarımıza, başkanlarına biraz daha destek olurlarsa tabii, tabii. bu iş daha güzel olur. Aynen doğru söylüyor Abdullah Başkan. Yani burada o işte Ünye Futbolu kalkınır. Çok arkadaşlarımız var. Spor antrenörler, yöneticilik yapmış veya daha önce kulüplerde bulunmuş. Bu arkadaşlarımıza ben buradan sesleniyorum. Yani tabii ki eleştiriler yapılacak, konuşulacak ama bunun yanı sıra da yani bir tık gidip de bu kulüplerimize destek olurlarsa Ünye Futbolu daha güzel yerlere gelir. Kesinlikle yani. Katılıyorum evet. Başkanım. Ben senelerden beri söylüyoruz yani. Bizde o zaman da yine eskiden örnek vereyim ama yeniden de aynı şeyler. Hiçbir şey değişmemiş. Bizde bir oyuncu iyi oyuncu varsa mesela Ünye Spor'a ne diyorduk? Kampa götürün. Siz de oynasın bizim evet. iyi oyuncumuz. Evet. Sizin de oynatmadığınız bir oyuncu varsa biz oynatalım. Ya şu anda Halil Hocam şunu da söyleyeyim burada. Mesela eski Ünye Spor oyuncumuzdan yine kaleci Nihat abi. Evet. Mesela yakın zamanlarda hocamızı arayıp 2-3 tane oyuncu istedi mesela. Ya, ve şartlar mümkün olursa zaten biz mesela Ünye Gençler Birliği'nden 2-3 tane hocamızın istediği, belirttiği oyuncularımızı da oraya götüreceğiz. Yani oradan da bizi takip ediyorlar. Yani tabii onlar ki, da bizi takip ediyor. Onlar da bize destek. Yani neden olmasın diyoruz biz de. Bir de şöyle bir şey var. İşte oğlum Ünye'deydi topçu olmadı. Oğlum şuradaydı topçu olmadı. Yetenekli futbolcu rakımı en yüksek köyde bile olsa bir şekilde keşfedilir. Bir evet. şekilde gider futbolcu olur. Evet. Yani şimdi siz gerçekten mesela Ünye Spor profesyonel lige çıktığı zaman siz de güzel bir altyapı olabilirsiniz. Ünye gençlerini oynatabilen. Mesela inşallah öyle olur. Evet. Yani profesyonel lige Ünye Spor çıkar, siz de Balı Ligi'ne çıkarsınız. Alttan yetiştirici bir kulüp olarak. Ya. Yani güzel de bir
kulüp binası, kulüp şey artık dışarıdan oyuncu fazla getirmemek. Ünye'nin de profesyonel ligde 3-4 tane çocuğu top oynasın. Evet. Yani biz hepimiz Ünye'li olarak bunları istiyoruz. Şimdi Ünye Spor inşallah bal ligine çıkar. İnşallah Ünye Gençler Birliği Spor'da şey 3. lige çıkar Ünye Spor. İnşallah Ünye Gençler Birliği Spor'da bal ligine çıkar. Ama evet, hani çıkmasa bile bizim dediğimiz şu. Madem bu kulüp ille mutlaka çıkartmak için dışarıdan para harcıyoruz ki bana göre bir bal liginde bir takım şampiyon olmak istiyorsa yine de takımının yarısı o şehirden olabilir. Evet. Taraftar çok, açısından çok, da önemli. Çok rahat olur. Çok rahat şehir, olur. Evet, güzel bir planlama olursa. Evet. Güzel bir planlama olur. Dışarıdan ya şimdi yine biraz şey kaçacak ama ya kulübede oturup 50 milyar alan adamla Atakan Koç'un ne farkı var? Hiçbir farkı. Kulübede oturup 40 bin lira alan futbolcuyla Levent Solakoğlu'nun, işte Adnan'ın falan takımdaki veya X'in en genç Mevlüt mü ilk 11'de oynuyor? Evet. Mevlüt'ün ne farkı var? Şimdi daha fazla konulara girmeyelim. Enes'in de maçımız var. Şu maçımız var. Aynen. Kesinlikle Ünye Spor'u yani eleştiri tabii ki yapılır. Zaten burada başkanım da güzel eleştiri. Eleştirilerin her zaman açık olduğunu söylüyor. Ama biz yine de Eynesil maçı öncesi bu konulara çok fazla girmeyelim. Aynen. Takımımızın %100 yanındayız. Yanında evet, olalım. Hep beraber yanındayız. İnşallah Eynesil'i yeneceğiz. Yani. Şehir olarak da inşallah şu şehir olarak da takımın yanında olursak tabii, daha güzel evet, olur. Yani Eynesil maçıyla bitmiyor. İç sahada tabii, hemen. Ünye Spor olarak Ünye yukarıda olduğu zaman alttan da bizim bir amatör takımımız yukarıda topçu yetiştiren bir kulüp olabilir. O da Ünye Gençler Birliği'ni ben çok yakın görüyorum buna. Ben de çok yakın görüyorum. Mesela örnek her zaman veriyorum. Belki izlemişsindir, izlememişsindir. Kara Samsun senelerdir süper amatördeydi. Hı. Bu sene Bal Ligi'ne çıktı. Ligde 3. sırada. Ve takımına bakın. Takımında 25 futbolcunun 22 tanesi Samsun'daki o mahallenin evet, çocukları. Mahalle çocuk. Yani mahalle derken işte Atakum'dan 3 kişi, Atakent'ten 3 kişi. Yani Samsun'un çocukları. 2-3 tane de nasıl şey dışarıdan futbolcu var? Üniversite orada işte Omi'de okuyanlar. Tabii. Öyle. Evet. Erdoğdu. Maçını izledik Erdoğdu. Evet. 1-0 yendik biz Erdoğdu'yu değil mi? Erdoğdu iki tane mesela çok iyi futbolcu beğenmiştim ben. Bir 10 numara, 29 evet, numaraları. Birini lider bir de, Artvin Çoruh aldı. Bir de stoperi. İşte stoperi Artvin Çoruh aldı. Lider takımlar şu an. Diğeri Oğuzhan Kamberi diye Bulancak aldı. Bakın Bulancak 6'da 6 yaptı. 5'te 5, 6'da 6 yaptı Bulancak. Evet, ikinci devrede. Yani aynen öyle. Evet şimdi. Onlar da sadece Trabzon çocuğu maça Doblo'yla geldiler. Maça Doblo'yla ya. Peugeot partnerini. Peugeot'la, Doblo'yla, Ayber onunla geldiler. Peugeot patlarından yani herkes 3-5 kişi, 5-6 kişi bir arabalara... Futbolu bazı antrenör arkadaşlarımız, bazı yönetici arkadaşlarımız çok böyle büyütüyor ya. Aslında düzgün planla yapılanma olsa evet, futbol çok kolay bir şey. Bu yapılanma için de Halil Hocam bizim önce bir futbol tesisi yapmamız lazım. Yani futbol kulübümüz, kulüp binamız yok. Yani var ama... Ben yok gibi görüyorum. Daha donanımlı bir tesis olursa. Tabii Cevizdere'de yapılan o bina çok yarar sağlayacak mı size? Yoksa Çınar Suyu'nda bir tane bina olsa daha mı elverişli yani, olur? Bence Cevizdere'deki yapılan tesis bize yarar sağlayacağını zannetmiyorum. Çünkü şehre uzak bir yer. Yani dolmuş bize, yok. Bize oradan yani bunu planlarken de çok fazla kulüplere zaten sorulmadı. Orada da bir zaten sıkıntı var. Ama diyelim yapıldı yani dolmuş yolu da yok Murat abi. Şimdi yani biz orayı nasıl bir şekilde değerlendireceğiz? Yani maçları da şu anda orada oynamak istemiyoruz işin açıkçası. Çünkü zemin selden sonra çok kötü hal aldı. Yani tribün yaptılar. Tribünde yine gelenler maçı izleyemiyor. Orası da ayrı bir konu. Ama bizim oradaki tesisleri kullanmamız çok zor. Şimdi ben bakıyorum. Mesela geçen Ordu'ya gittim. Orada tesislere bakıyorum. Yani bunların ilçelere dağıtsanız daha güzel olmaz mı? Orada dağılmışlar 5-6 tane futbol sahası. Şimdi farklı bir tarafta futbol sahaları var. Aşağıya geliyorsun Stad'ın Urlar'a. Yine bir sürü sahalar var. Neden hep il genelinde yani yapılıyor? Yani ilçelere de bunları dağıtsalar işte bir adil bir şekilde daha güzel olmaz mı? Cevizdere diyorsun. Sen Cevizdere'de şimdi maçı izlemeye gidemiyorsun. İzlediğin zaman telden bakıyorsun. Kimi görebiliyorsun? Ya izleyemiyorsun ki telden. Başkanım siz köylere dedim yani yukarıdaki ilçelere birçok deplasmana gittiniz. Tribünsüz bir saha var mı? Yok. Ne güzel tribünleri ya, var değil tribünsüz mi? Tribünsüz tek saha Ünye'de var. Ya çok tek saha Ünye'de var. Tamam. Yani o Cevizdere'yi bir şekilde şöyle anlayacağım.
İşte oraya çim saha yapılıyordu, yanına sentetik yapılıyordu. İşte atanı vardı, aceleyle yapıldı. İş bilmemezlik vardı, eyvallah. Bak tamam. Ama 10 senedir biz bas bas bağırıyoruz. Her yerde tribün var. Şu Çınar Suyu'ndaki sahaya, kale arkasının bir tarafı bomboş. Diğer kale arkasının tarafı bomboş. Yapılacak bir nasıl şey tribün olabilir? Yapılmaz? Çok merak ediyorum. Mesela bu işte uğraşan arkadaşlar. Yani onu ben şimdi... Ya, Ünye'de işler çok yavaş ilerliyor. Yani hatta durarak, durarak ilerliyor. Ama yani bu ilerleme değil ya. Bunu benim bildiğim tribün büyük stadyumlarda da veya sentetik sahalarda, sem sahalarında da tribün yapılırken, şey saha yapılırken sentetik olur, bu çim olur fark etmiyor. Tribün o anda yapılır. Biz sizin Saraycık maçını izlemeye geldik. Ben Covid oldum sandım. İki defa teste girdim. O yağmuru yedim. Evet. O yağmuru yedim. Hastalandım. 3-4 gün kalkamadım. O yani zaman... Şimdi ben bir bayan olsam, genç bir çocuğumu izlemeye gitsem, işte bayan, veli olsam önemli değil. Orada o yağmurda ben çocuğumu nasıl izleyeceğim? Ya aslında bilmiyoruz. İş prosedür olarak çok zor mu bu işler? Ama yani bir portatif tribün, üstü kapalı portatif, yani 50 kişilik, 100 kişilik bir tribün bir haftasını almaz oraya gelip yerleştirmenin. Bir hafta almaz ya, bir hafta. Biz zaten Cevizler'e de bunu yıllarca söyledik tribün olayını. İki tane tribün koydular. Maç izlenmiyor zaten orada yine de. Hiç izlenmiyor. Şimdi Çınar Suyu'na bağıra Çınar Suyu'na maçları biz zor aldırdık. Niye? Şey, çünkü Akça'ya. Çınar Suyu'na maçları oraya oynamaya zor ikna ettik. Federasyonu mu? Federasyonu. Çünkü Cevizdere'de tribün olduğu için oraya maç veremiyoruz. Tribün karşıda at yarışlarını koşuttuğu tribün. Onun mu bahsediyor? Sonradan iki tane tribün yapıldı. Kale. Tamam, köşede. Ben köşelerde, bir maça geldim. Ben göremedim orada, onu. Orada maçlar yine izlenmiyor. Yok, sahanın %20'sini görüyorsun. Biz de şunu söyledik. Dedi ki burada tribün var ama maçı izlemeye gelemiyorlar. En azından Çınar Suyu'na dolmuş var. Aileler binip çocuklarını izlemek için gelebilir ve zemin olarak zaten Cevizdere'nin sahası, sentetik saha çok bozuk. Yani zemin olarak sakatlığa çok elverişli bir zemin. O yüzden biz maçlarımızın geri kalanını Çınar Suyu'da talep ettik. Sağ olsun buradan futbol il temsilci Ali Osman Osman Bey de Allah razı olsun gerçekten. Teşekkür ediyorum gerçekten de. Buraya işte maçlarımızı aldırdı. En azından zemin düzgün, çok güzel bir saha yapıldı. Ama yine de tribün sıkıntımız var. Tribün buradan olsa daha iyi olur. Yani zaten sezon tamamlanmak üzere. İnşallah bir dahaki sezona tribün yapılır. Aileler de rahat bir şekilde çocuklarını izler. Çocuklarını izlesin. Önder Tamtürk'ün yorumu var. Cevizdere'ye Halis Karataş'ı kovalıyoruz gidince. Cevizdere'de at yarışı izlemeye tribün var. Maç izlemeye yok. Saçmalık. Zamanında Belediye Spor'la Bal Ligi'ne çıkmıştık. O takımı hatırlıyorsunuz. Fatsa'daki maçta Fatsa'yı yenmiş takım. Yönetici gelmiş. Ünye Belediye Spor'u üçünlükte düşünüyoruz diyor. Düşünmüyoruz diyor. İnşallah bu durum iki Ünye takımı bir üst lige çıkınca yaşanmaz. Şu an oynamayan arkadaşlar, Gençler Birliği ise playoff'ta mücadele etseydi çok daha güzel olurdu. Önder, o takımda ben yöneticiydim. Bana mı sallıyorsun sen? Evet. Üçüncülüktedir o zaman. Üçüncülükte profesyonelliği ona aydınlatayım ben o soruyu. Aydınlat. Yani orada Ünye Spor varken bir Ünye Belediye Spor'unda üçüncülükte olmasını buradan Ahmet Arpacıoğlu Bal Ligi'nde devam edin demişti. Yanlış düşünce. Yani işte ya mesela o zaman çıkmış olsaydı çıkabilirdi de. Çıksın. Takım yine gençlerle oynasın. Takımımız önemli değil. Takımımız çok güzeldi. Yani o takım gerçekten önderlerin olduğu takımlar, Bahtiyarların olduğu takımlar. Efsane bir takımdı. Güzel şeyler. Çamurdan çıkarak Bal Ligi'ne çıktık yani. Evet, takım çok güzeldi. Hocayla Önder abi beraber kalıyordu. Carlos'la. Evet, Carlos Metin hocamız. Sallamayı gerçekten çok seviyor. Bir iki hafta önce buradan bize de sallamıştı yorumlarıyla tabii espri ki. Espri tamam. Evet. Yani. Espri, espri olarak kabul ediyoruz. Tabii tabii. Yani ama gerçekten de şu andaki durumlarını bilmiyorum ama Ünye'deki amatör takımlara destek olsunlar. Onlar zamanında futbolda iyi şeyler yaptılar. En azından şimdiki takımlara da Önder Tamtürk zaten bizim takımımızda da yine Ünye Gençler Birliği'ne de emek vermiş, oynamış evet. Bir arkadaşımız. Ama şu an yönetici olarak, hoca olarak fark etmez. Yani destek verirlerse gerçekten biraz daha yükümüz hafifler. Arkadaşlara buradan sesleniyoruz. Yani destek olsunlar bize. Müsait oldukları zamanlarda. Zaten bu maça geldik biliyorsunuz. Evet, biliyorum. Tolga abi, ben Önder abi geldik. Evet, biliyorum. Şimdi Süper Lig'e
Kısaca Süper Lig'i hemen ufak tefek şey yaparız, geçiştiririz. Çünkü çok güzel program oldu. Biraz da uzattık yani. Evet. Konuyu açınca problem, çünkü Ünye'de problem güzel şeylerden daha fazla. Tribün yok. Tribünden önce Abdullah artık... Başkan'ın mesela kulüp binanız herhalde belediye... Kulüp binamız şu anda Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sahilde bir iki yeri var. Orada şu anda sağ olsun buradan Adem Başkan'ım da orada yardımcı olup orayı bize tesisleri sundular. Çok şükür ki yani orada bir yerimiz var. En azından giyinip, en azından çocuklar, altyapıdaki çocuklar özellikle orayı çok iyi kullanıyorlar. Orada bir çayımız devamlı kaynıyor. Çocuklar sıcak çay içiyorlar. Orada oturuyorlar. Sosyalleşiyorlar. Hocalarımız en azından takımı orada toplayabiliyor. Önceden yani buradan söylüyorum, şimdi şey olmasın, Opet'te toplanıyoruz, maça gideceğiz diyorduk. Ama şimdi en azından kulüp binamızda diyoruz. Yani en azından bir başlangıç olarak bir yerimiz oldu ama yani biz Ersin hocamla beraber çok kafa yoruyoruz bu işlere. Yani Üye Gençler Birliği'ne bir tesis kazandırabilir miyiz? Yani bu konuda da bir yıldan beri, hatta iki yıldan beri konuşuyoruz, yer arıyoruz. Yani bu kulübe bir de tesis kazandırırsak zaten çok kalıcı, köklü bir kulüp olur zaten Üye'de. Evet. Önder Tamtürk'ün iki yorumunu okuyayım, sonra Süper Lig'de puan durumunu ekrana getiririz. Liderle bir puan fark vardı. Sallamıyorum abi, aynı şey yaşanmasın diye diyorum demiş sana Murat abi. Doğru doğru. Abdullah Başkanım tabii ki destek veriyorum. Her programda da bahsettik. Gönülden çıkmasını istiyorum. Ki ne olursa olsun şaka dışında öyle bir saygısızlığım olmaz. Bu takıma emek veren herkese saygılar, sevgiler. Bu arada Ünye Futbol Kulübü'nün maçı hangi gün başkanım? Siz de aynı Ünye gün Futbol mi? Kulübü Perşembe günü Çınar Suyu'nda. İnşallah Ünye Futbol Kulübü'ne de buradan destek verelim. Başkanım verelim. Sizinki de Perşembe günü mü? Bizimki Cuma günü. O zaman Perşembe kaçta? Perşembe günü saat 1 diye hatırlıyorum ama yanılabilirim. Metin Başkan'dan öğreniriz. Evet, Metin Başkan'a da buradan selamlarımızı iletelim. İyi yayınlar inşallah dilemiş. İnşallah Perşembe günü de Ünye'de olursak Ünye Futbol Kulübü'nün yanında olacağız. Aynen, o gün Allah izin verirse ben de o gün maça gitmek istiyorum. 3-1'in rövanşında umarım Kotlora'yı ederiz burada. İnşallah, inşallah. Ünye Futbol Kulübü'ndeki gençlere ben güveniyorum. Hep favorim. Çocukların hepsini tanıyorum. Çok samimi arkadaşlar. Çocuklardan ben, onlardan da ileride iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum ve Kotyora'yı eleceklerine inanıyorum yani. İnşallah. Önder Tamtürk zaten Ahmet Şen'in en büyük düşüncesi kulüp açmak, tesis yapmak demiş. Evet, biraz daha ekmek satsın. Evet, Süper Lig'de puan durumunu bir ekrana getirelim. Reci. Artık zirveden daha çok şey, sonuçları, haftanın sonuçları muhtemelen en büyük sürpriz Rize Spor Trabzonspor'u yenerek oldu. Başka yine Adana Demirspor Başakşehir maçı müthiş bir maçtı. O maçı izledim tekrarını. 90 dakikasını izledim. Özetini de değil. Başka haftada öyle çok büyük bir sürpriz yoktu bence. Bu Karadeniz derbisinde bir Gaziantep sürpriz yok değil mi Halil Hocam? Temiz maç değil mi? Çok temiz maçtı. Temiz temiz. 3 tane puan yapalım. Durumunu temiz alabilir miyiz? 3 tane penaltı vardı. Temiz de oldu. Artık zirvede Trabzonspor 2 maç, 3 maç kazanırsa maç zaten alırsa şampiyon. Ama Konya takılırsa 2 maç da kazanırsa şampiyon. Bir düşme potasını alalım, diğer fotoğrafı. Artık orası daha önemli. Orada kesinleşiyor gibi geliyor Halil Hocam. Bence Malatya gitti. O zaten evrede şenlik. Çaykur Rizespor kurtarma şansı yani var mı buradan ben? Ya bir de çok zor. Şey, kimi alacaklar aşağı? Galatasaray'ı 27-27. Kayseri'yi alabilir misin? Çok zor. 11 puan fark var. 12 puan fark var Rize ile Kayseri. Galatasaray'ı alma şansın zaten yok. Yani Giresun'un buradan birisi alacak ama aşağı. Hangisi? Buradan hangisi alacak? Buradan Giresun'u 2 İzmir takımının düşmesi de kötü olur ya. Vallahi kötü olur. Üzülürüm yani, şu Göztepe'nin oynadığı futbol hak etmiyor. Gerçekten evet. Göztepe 8 hafta var gerçi. 20 toplanacak ama 24 puan var. 8 hafta mesela 3 maç aldığı zaman Giresun'da bayağı bir gidiyor yani. Tabii canım. Giresun'a bence 45 Giresun'u kurtarır 10 puan. 45-46. 45. Alabiliriz ekrandan. Ekrandan alalım. Bu hafta Trabzon maçını Halil Hocam'dan beraber izledik zaten. Penaltılar doğru bildi yani. 3 penaltı da doğru. Yani şimdi şey yapmaya gerek yok. Rize saha ve şöyle, saha şartları çok kötüydü bir kere. Saha şartları kötüydü. Rize'nin net pozisyonu penaltı harici 0. Evet. Yani bırakın 5 metreye pas gitmiyordu Rize'deki maçta.
Trabzon'un yine iki tane, bir tane Visca'yla net pozisyonu vardı. Bir tane de Abdülkadir'in sanırım. Zaten o pozisyon... Başka da pozisyon yoktu maçta. Son pozisyonda mesela kalecinin de hatası vardı. Ercan'ın yani. %100 hatası var. Yani ben mesela Uğurcan gittikten sonra tabii. Ercan'ın Trabzon'un kaleci çok ararız yani. Hakem var Arda kardeşler evet. ve Erce kardeşler. Bunlar kardeş, öz kardeş. Ercan'ın abisi Arda kardeş. Evet. Ben çok net bir yerden duydum. Biri babasının torpiliyle hakem olmuş. Biri babasının torpiliyle kaleci olmuş. Bunu çok çok net bir yerden duydum. Ben Abdullah, zaten hafta içi de söylemiştim. Abdullah Avcı'nın yerinde olsam ben Arda'yı oynatırdım. Hem genç hem de Gaziantep maçında çıktı, oynadı. Müthiş bir maç oynamıştı. Aynen oynadı. Beşiktaş'ta sanırım Trabzon hoca anlaşıldı. Maçına... İsmail diye ne? Hocanın ismi İsmail. Valentin İsmail mi? Valentin İsmail ile anlaştı. Muhtemelen de Beşiktaş Trabzon maçına Önder Karaveli artık sezon sonuna kadar yardımcısı mı olur? Ne olur? Bence Önder Karaveli'ye U19'u bile vermeyebilirler. Müthiş bir tepki var. Yani bu gelen hoca için mi? Yok. Önder Karaveli'ye tepki Önder var. Önder Karaveli'ye mi? Özellikle Galatasaray maçında işte Kenan'ın Necip'i falan aynı anda oynattı. Evet. Galatasaray Barcelona maçlarında bence heyecan yarattı. Evet. Ben mesela ben bir Trabzonspor taraftarıyım ama Galatasaray Barcelona maçında heyecanlandım. Galatasaray'ın bir tane mesela orta sahada şöyle futbolcular vardı. Alıp dönen futbolcu vardır. Bir de alıp dönemeyen var. Bence Taylan ve Berkan ikisinden birisi alıp dönebilen, bir de alıp döndükten sonra pası olumlu kullanan futbolcu ki bu Türkiye'de bir numaralı Hamsik. Yine bunu İrfan Can formda olduğu zamanlar yapıyor. Özellikle Başakşehir döneminde yapıyordu. İşte Beşiktaş'ta Pjanić yapıyordu. Yapıyor hala. Ben hani Galatasaray'da Taylan ve Berkan'ın yerinde bir tane alıp dönebilen bir orta saha olsaydı ki Barcelona önde bazen 5-6 adamla kalıyordu yani. Ara pas atsa. Ki 2-1 kendi onu da yakaladılar aslında. Bir Kerem Aktürkoğlu kaleye vursaydı belki skor 2-2 de bitebilirdi maç. Orada pas vermeyi tercih etti. Galatasaray heyecan yarattı yani bende. Bence şeyi çok beğendim mesela. Kerem'i çok beğendim. Kerem müthiş. Yani şu anda da Türk futbolunda Galatasaray'ı izlerken ben Kerem bana heyecan veriyor. Alıyor, dönüyor, veriyor, pas veriyor. Mesela bu hafta Antep maçında ya 3 tane net pozisyon çocuk çıkarttı. Yani Gomis'i aldı. Gomis'i at daha sende onlar yani. Ya Galatasaray yani. Zaten Murat abi genel olarak yıllardan beri Avrupa maçları her zaman heyecan vermiştir. Yani ben hatırlamıyorum. Hiç heyecan vermemiş. Yani 1-2 UEFA maçları var. Onları katmıyorum. Genel olarak Avrupa'da Galatasaray zaten izlerken heyecan veriyor. Yani nedense kim oynarsa oynasın Galatasaray Avrupa maçında izlettiriyor kendini yani. Enerji içeceğim içiyor Galatasaray acaba Avrupa maçlarında. Şimdi neyse. Mesela o Barcelona Galatasaray'ın bir şekilde başa baş oynadığı Barcelona'da dün Real Madrid'e akşam deplasmanında 4 tane gol attı. 4-0 kazandı. Çok da iyi futbol oynadılar. Müthiş futbol oynadılar. Sonra Fenerbahçe dün akşam Fenerbahçe iyi oynadı. Çok iyi oynadılar. Evet, 90 dakika boyunca iyi oynadılar. Fenerbahçe ilk yarı belki o kadar iyi değil. Yani oynadılar. Yine de Konya pozisyonları pek fazla yoktu Konya'nın ama ikinci yarı müthiş bir baskı kurdular. Şimdi, yani. Acaba bu futbolcular istediği zaman oluyor. Yani bu Fenerbahçe'nin kadrosu hocam kötü bir kadro değil ki. Fenerbahçe'nin sadece kaliteli bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Golcüsü yok Fenerbahçe'nin ya. Yani. Fenerbahçe orta sahası dolmuş zaten. Orta sahası çok iyi. Orta sahası dolmuş. Kanatlar da yine mesela Valencia vardı. Mesela en fazla gol atan futbolcusuydu. Mesela İsmail Kartal geldi. O adam belki sakatlığından form mu tutamadı. Sakatlığı da vardı da İsmail Hoca biraz daha Serdar Dursun'la oynamayı birinci tercih. Serdar Dursun Türk olduğu için mi? Yok. Fenerbahçe'nin Türk konusunda bir sıkıntısı yok. İrfan Can olsun. Kalede Altay ya zaten. Fenerbahçe'de bu kadroya göre iyi bir forvet yok yani. Yok. Adam yıllardır Ali Koç geldiğinden beri bir forvet şey yapamadı. Mesela Pelkas gibi bir adamları var. Kardeşim Pelkas müthiş topçu. Dün gol de attı. Güzel de gol. Çok güzel gol attı. Güzel attı. Dün çok güzel gol attı. Mesela maçın genelinde baskılı oynadı. İşte taraftarlar Arda'yı çağırıyor bilmem ne. Ama çocuğu da genç yaptı. 16 yaşında 17 yaşında çocuğu yıpratmayalım hayır, ya. Bak, ben şunu düşünüyorum abi. Bir futbolcunun bak yaş konusuna ben hayatta futbolda takılmam. Bir futbolcunun yeteneği varsa 16 yaşındaymış, 15 yaşındaymış, 17 yaşındaymış oynar. Ben bunu düşünüyorum ve Fenerbahçe'de de Arda Güler'in zaten Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefine
Trabzon'u geçemezsin. Bir hedefin var, Konya'yı geçmek. Konya'da bu gidişte bence geçerli. Fenerbahçe'de Arda Güler her maç artık oynamalı diyorsun. İlk 11'de oynamalı. Belki risk etmemek için. Ama neyi risk etmiyorsun mesela? Ne? Fizik gücü. Adamdan karpuz mu aldın? Yok, fizik gücü. Fizik tamam, gücü tamam. Yani tabi gelişim çağında hayır, bir çocuk. Hayır, çağında ama yine de oynayarak kaldırır bence. Kesinlikle kaldırır. Barcelona'daki gençler kaldırıyor. 17 yaşında adam. Ama Barcelona'daki altyapıda yetişen çocuklarla senin Türkiye'de yetişen altyapı çocukların senin, değil mi? O zamanki tamam Türkiye Ligi'nde de senin rakibinle La Liga'daki rakip aynı mı? Aynı değil. Böyle bakarsanız futbol ne olur biliyor musunuz? Hala 23 yaşındaki Abdülkadir Ömür'e, 23 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'na hala genç dersiniz. 23 yaşındaki futbolcu yani genç Kerem, değil. Kerem bugün genç sayılmaz. 99 yani. Doğumlu Kerem. 23 yaşında. Kerem ama şeyden geldi. Nereden gelirse gelsin önemli değil. Üçüncülükten oynayarak geldi yani. Ama 23 olsun. Yaşındaki bir çocuğa genç diyemeyiz. Genç Arda Güler yani. Genç dersin. Yani. Ahmet Can'a genç dersin. 20 yaş altına genç dersin. Aynen öyle. 18 yaşında. Milli takımımız da bu arada... Çok zor maç. Çok zor maç ama çok formda futbolcularımız var. İşte az önce konuştuk Kerem Aktürkoğlu, Abdülkadir Ömür. Yine Yusuf Yazıcı çağırdı. Yusuf inanılmaz formda tabii ki çağrıldı. Enes Ünal formda geliyor. Kalecimiz Uğurcan zaten formda. Bence Avrupa'nın bir numarası. Evet. Uğurcan gider zaten. Yine Orkun Kökçü formda geliyor. Hakan Çalhanoğlu. Genel olarak takımın havası iyi şu anda. Ben inşallah Portekiz'i geçeceğimizi İnşallah. Düşünüyorum ya. Ya tabii ki zor maç olacak ama en azından milli takımımızdan bizim beklentimiz Galatasaray nasıl Barcelona'ya karşı favori değildi ama bir şekilde hep oyunun içinde oldu. Dakika 96-5'te bile sonuna kadar oyunun içindeydi Galatasaray. Yani hepimizde bir heyecan uyandırdı. Tabii tabii. Evet. Ben milli takımımızın da bir heyecan uyandıracağını ve Portekiz'de bir şekilde inşallah geçeceğimizi düşünüyorum başkanım. Ve Murat abi sizden de söz alalım yavaş yavaş. Evet. Portekiz maçı gerçekten zorlu bir maç olacak ama biz inşallah futbol şansı, futbol günü yanımızda olursa biz Portekiz'de neden bir Çek maçı örneğini göstermeyelim diyorum. Evet ya biraz da oyuncular maç seçiyor ya. Yani Portekiz maçına bence çok daha iyi hazırlanıp çok daha iyi motive çıkıp daha iyi futbol oynayacaklarına inanıyorum. Yani bir Portekiz maçıyla X bir maç bir olmuyor. Bu amatörde de böyle yani Süper Lig'de de böyle milli takımda da aynısı. Yani Portekiz maçının bence çok iyi geçeceğine inanıyorum. Şimdi Metin Tantürk hocam yazmış böyle. Gençler Birliği Kulübü'ne playoff maçında başarılar diliyorum diye. Evet. Muharrem Somu da sen oku. Evet Muharrem abi çok güzel bir mesaj yazmış. Evet. O da benim gibi düşünüyor. Kerem oynayarak geldi de Arda uyuyarak mı gelecek sevgili Özkaya demiş. O da oynayarak evet. Gelişecek, yani geliştirecek. Oynayarak. Şimdi İsmail kendini. Kartal diyor. Ben diyor Arda'yı diyor koruma altına aldım. O yüzden oynatmıyorum falan. Ya öyle bir ya. Şey yoktur. Belki genç oyuncu. Ya. Aklının karışmasını. Nasıl karışacak? 16 yaşında. Tamam da ya. Nasıl karışacak? Aklı nasıl karışacak? 50 binin önüne çıkıyor. Tamam 50 bin seyirci Arda Güler Arda bu Güler. Şekilde, bu şekilde olacak Murat abi. Yani bu şekilde o atmosferi tadarak yapacak yani. Başka o zaman şöyle bir şey diyeyim ben. 10 dakikayla 5 dakikayla çocuğu orada hazırlayamazsın ki. Halil hocam Trabzonspor ne zaman şampiyonluğunu turunu atar? Ben Trabzon'un Beşiktaş maçında ve Beşiktaş ve Antep'le oynuyor ya. İki evet. Maçın ikisini de kazanamayacak Trabzon. Birinde kesinlikle takılacak. Ben Trabzon'un... Beşiktaş berabere mi diyorsun ya? Yani Beşiktaş'ı yensek bile veya Antep'e takılacak. Yani bir şekilde takılacağımızı düşünüyorum ama biz takılırken Konya'da takılacak bence. Yani 2 hafta ya da 3 hafta içinde Trabzonspor şampiyon olacak ama biz şöyle bir şeyimiz var. Şampiyonluk kutlamalarında silah hiçbir şekilde evet. Atılmamasını istiyoruz. Buradan Trabzonspor takım, taraftarlarına. Evet Trabzonspor taraftarlarına takım 2011'e göre UEFA'ya ve FIFA'ya göre şampiyon oldu. Ama Türkiye'de işler farklı ilerliyor. 38 senedir Trabzonspor şampiyon olmuyor ve o akşam... Şampiyonluk kutlamalarında kimse silahına sarılmazsa kimsenin canına zarar gelmeyeceğini düşünüyorum ben. Şöyle de bir şey var kulübün başlattığı. Silahına değil yanındakine sarıl diyor. Kulübün başlattığı bir çalışma var, reklam var. Her hafta başında reklam evet. Yayınlıyor. Çok güzel bir şey. Yanındakinin kim olduğu önemli ama. Evet. Muharrem Son olabilirse. Muharrem abi nasıl sarılacak? İki kişi sarılmaz. Eli boynunu geçti adam. Bu arada Messi Barcelona'da 17 yaşında oynadı sevgili evet. Özkaya demiş. Kesin
Muharrem abi şey evet Muharrem abi. Sadece Messi değil dünyada birçok örnek var yani 17 yaşında 18 yaşında forma giyen. Bence artık Türkiye'de de giysinler diyorsun. Kesinlikle giymeleri lazım. Abdülkadir de 17 yaşında başladı. Tamam işte. Başladı ama işte Abdülkadir'i ciddi zaman, sakatlıklar. He. Neyse bir yayınımızın da sonuna geldik. Son sözlerini Abdullah Başkan'a alalım. Evet. Öncelikle burada programa beni davet ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ünye Gençler Birliği'nin biraz daha konuştuk. İyi oldu. İnşallah bundan sonra da zamanımız olur, ömrümüz olursa yine başka programlarda da amatör futbolu konuşuruz. Tabii amacımız. İnşallah bir dahaki geldiğimizde bal ligine çıkmış oluruz. İnşallah. İnşallah. Buradan herkese saygılar, sevgiler. Ahmet Yıldırım Başkan'ın yorumunu okuyayım. Daha başka bir şey söylemek istemiyorum. Gençler Birliği takımımıza ve Orhan ve Osman hocama, oyuncularımıza başarılar diliyorum demiş. Bu arada Ahmet Yıldırım Başkan'ın da maçtaydı. Evet, görmüşsünüzdür. Evet, gördüm. Özkaya faşist bir moderatörsün yazmış Muharrem abi. Evet Muharrem. Seni seviyoruz. Muharrem sen de Ünye Spor'a, Ünye amatörüne çok güzel günlerin oldu, katkıların oldu. Evet. Sen de bir arkadaş olarak bu takım kaybolmasın diye bayağı bir mücadele ettin. Yani sana da icra geldi bu kulüpten, Ünye Spor'dan dolayı. Biliyorum. Onları da çok iyi biliyorum. Sabahlara kadar onu uyutmadı beni. Evet. Seni seviyoruz. Ne kadar fedakar bir insan olduğunu biz biliyoruz. Şöyle yapalım başkanım. Mesela bir maç sabah kahvaltınızda Muharrem abiden bu canlı yayında bir sözünü alalım. Alta yorum evet. Yazsın Muharrem abi. Evet. Bu Saraycık yani maçından sonra Gölköy ya da Korgan'la eşleşiyorsunuz ya. Evet. Fırının üstü zaten müsait veya başka bir yerde olur kahvaltı yani için. Bir tane bir maçın kahvaltısına sponsor Muharrem Somu yapalım. O da şimdi zaten oluyorum diye alttan yazar. Bunu evet. Da canlı yayında açıklayalım. Açıklasın Muharrem abi. Şimdi Muharrem ben çıkmıştım görmemişim der. Açıklama bekliyoruz Muharrem Som senden. Muharrem abi zaten evet güzel bir program yapar. Oldu. Zaman gerçekten çok harika aynen. Geçti. Biraz geç geldi. Şu an tam kapatacaktık. Muharrem abiden yorum bekliyoruz. Evet. Muharrem altta. Bu gidişte yorum atmaz herhalde. Bir dakika bekliyorum. Muharrem. Evet. Alef Muharrem abiye bak dükkanı kapatmışlar. Esnafın durumu zor tabii ki. Muharrem abiyi de buradan anlıyoruz yani. Yok o şey yapar karşılar. Evet sevgili izleyicilerimiz bir haftanın daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir konukla sizlerle buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın. İyi akşamlar diliyoruz.